Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda demir döküm kalisto kombimizin alttaki su aldırma vanasını değiştireceğiz. Şu şekilde yenisini aldık. Bizim eskimizin zamanla bu çok sert kapanmaya başlamıştı. Sonrasında bu üstteki plastik bölüm yalama oldu. Başka bir şey taktım falan çeviremezken tamamen sertleşti. Sıkmaya çalıştığımızda, gevşetmeye çalıştığımızda dönüyor artık vanamız. Onun yenisini aldık. Değiştireceğiz. Bunu değiştirmek için de bir adet 17 anahtar lazım. Başka alete gerek yok. Şu an kombimizin ön kapağını açacağız. Tabii içindeki suyu boşaltacağız ve elektriğini de keseceğiz. Şu an kapağını açalım, ön kapağımızı. Şimdi alttaki iki tane vidasını söküyoruz kapağımızın. Üst bölüm geçmeli. Vidalarımızı aldık. Üst bölümü yukarı doğru şu şekilde kaldırdığımızda çıkıyor. Kombimizin suyunu boşaltıyoruz. Kombimizin suyunu boşalttık. Vanalarımızı da kapattık. Şu an ön bölümü açıyoruz. Vanaya ulaşmak için vanamız şurada. Şura, yani vanamızın o iç bölümünü değiştireceğimiz yer şu parça. Bunu 17 anahtarla açacağız. Yenisini takacağız. 17 anahtarımızı aldık. Şu şekilde çeviriyoruz. Zaten fazla güç uygulamanıza gerek yok. Alan biraz dar ama yavaş yavaş yarım tur yarım tur çevirdiğinizde çıkıyor. Bizim burada daha öncesinde su kaçağı olduğu için buralar biraz paslandı. 3 yollu vananın orada görülüyor zaten su kaçağı. Alttan dönerse gevşedi şimdi. Alttan da çevirebiliriz artık. Şöyle biraz sıkıştığı için mecbur anahtar yine kullanacağım. Şimdi alttan elimizle de dönüyor. Bazen sıkışıyor. Alan dar olduğu için şimdi tamamen boşa geldi. Ve şu an aldım. Eski parçamız bu. Şimdi yenimizi alacağız. Direkt şu şekilde göstereyim. Yenisini yerine takacağız. Eski parçamız bu, çevirme bölümü kırıldıydı. Penseyle çevirmeye çalıştım. Şu da yeni parçamız. Yeni parçamızı yerine takacağım. Alttan getiriyoruz. Alt bölümden şu şekilde çeviriyoruz. Şimdi elle sıktıktan sonra gerisini yine anahtarımızı kullanacağız. Alan biraz sıkıntılı olduğu için dediğim gibi biraz yarım tur yarım tur çevirmemiz gerekiyor. Şu an tamamen sonuna kadar sıktım. Fazla da zorlamayın. Bu şekilde yapmamız gereken. Oradan sonra vanalarımızı açıp suyunu aldıracağız. Bu şekilde de alttan görünümü tekrar ön kapağımızı kapatıp kombimizin suyunu aldıracağız. Yapmamız gereken bu kadar. Şimdi vanalarımızı açıyoruz. Alt vanamızı açıyorum su aldırmak için. Suyumuzu aldırdık 1,5'a kadar. Yapmamız gereken bu kadar. Ön kapağımızı kapatıyoruz. Başka herhangi bir işleme gerek yok. Eğer ki kapatmadan önce alt bölümden su kaçırmadığını kontrol ederseniz daha sağlıklı olur. Beni takip etmeyi ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.